Sevgili Seda Sayan, Arapça kökenli olan isminiz ses ve yankı anlamına gelmektedir. Ne istediğini bilerek doğru ve yerinde karar alabilen, sorumluluk sahibi, sadık ve güvenilir, disiplinli bir şekilde her türlü güçlüğün üstesinden gelebilen bir yapıdasınız. İç gözlem gücüne sahipsiniz, yavaş ve emin adımlarla ilerlemek istersiniz. Koşullara ve şartlara göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Uçarılıktan hoşlanmazsınız, liderlik gücünüz yüksek. Aşkta güven, saygı ve sevgiye değer veriyorsunuz. Oldukça tutkulusunuz ve sevdiklerinize sahip çıkarsınız. Organize iş hayatınızda parlayabilir ve bazen karamsar olabilirsiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizginiz var. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz size sorumlu, kendi kendine yeten ve güvenilir bir nitelik veriyor. Size fırsat verildiyse liderlik, idari ve yönetme yeteneklerinizi geliştirerek işinizde başarılı olabilirsiniz. Her şeyde kaliteyi takdir ederek müreffeh olmayı arzuluyorsunuz. Kontrolü bırakmayı sevmiyorsunuz ve tavsiyeleri hemen kabul etmiyorsunuz. Güçlü, kararlı bir doğaya sahipsiniz ve yardımcı olma arzunuzla başkalarının hayatlarına hükmetmemek veya müdahale etmemek konusunda dikkatli olmalısınız. İsminiz sizi zaman zaman çok güçlü kılar, hassasiyet ve incelik özelliklerini sınırlayabilir. Adınızın yarattığı ağır sorumluluk, endişe verici, yoğun bir yapıya neden olabilir. Daha sıcak, daha kadınsı niteliklerinizin gelişimini ve ifadesini bozar. Kadın organlarında gerginlik ve buna bağlı sorunlara neden olabilir. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli ve yapıcı sayılmazsınız. Işığınız çok, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakimiyet, güven, uyum ve denge konularında sorunlar yaşayabilirsiniz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Subjektif bir kişiliksiniz. Arzu ve isteklerinizde sürekli değişim yaşıyorsunuz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleri taşıyorsunuz. Kaybolan özelliklerinizde unutkanlık, sabırsızlık, münakaşa ve gururlu olma halleri görülebilir.
Hayatın maddi anlamına önem vermiyorsunuz. Para sizin için ikinci planda kalıyor. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Turuncu, yeşil, lacivert renkleriniz ve beyaz ışığınız eksik. İçgüdü renginiz kırmızı. Çakralarınızın güçlenmesi için eksik renklerinizi diğer renklerle birlikte giysilerinizde kullanabilirsiniz. Kanalımızdaki giysilerde renkleri nasıl kullanmalıyız videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz.